5 okul yıkılacak. Çok iddia. Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Baki Tok, il genelinde 60 okulun depreme dayanıksız çıktığı ve bunlardan 5 tanesinin yıkılacağı yönünde şok bir iddiada bulundu. BLT Türk ekranlarında her cuma yayınlanan ve Cahit Besler'in hazırlayıp sunduğu Eğitim İçin programına konuk olan Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Baki Tok, yaklaşık 3,5 yıl önce kentte okulların depreme dayanıklılığıyla ilgili raporlarının hazırlandığını ancak bu raporların ortaya çıkmadığını ileri sürdü. Elazığ depremi sonrası 81 ilde çalışmalar yapıldığını belirten Tok, Isparta'da 5 okulun depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkım kararının çıktığını ve 55 okulda da güçlendirme çalışması yapılacağını iddia etti. Yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 3,5 gün önce okulların depreme dayanıklılığıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Okullardan numuneler alındı, raporlar yazıldı. Ama o dönemde bu raporlar pek ortaya çıkmadı. Elazığ depremiyle beraber 81 ile bu okul resmi kurumların ve okulların durumu ile ilgili tespiti yapılması ve gerekli önlemlerin alınması ile ilgili bir yazı ile çalışmalar başladı. Ve inanamayacağımız sonuçlar ortaya çıktı ilimiz için. Yani sayılarda belki eksikliğimiz ya da fazla göstermemiz olabilir ama şu an Isparta ilinde 5 tane okul yıkılacak. Ve 55 tane okul güçlendirilecek. İl genelinde toplam. Bununla ilgili Isparta'da biz Milli Eğitim'le gerekli görüşmeleri de yapıyoruz bununla ilgili. Görüştüğümüzde iki tane okulun ya da 3 tane okulun özür diliyorum. Taşımalarıyla ilgili görevlendirmeler yapıldı. Okullar binalara taşınıyor. Diğer sağlam olan binalara öğrenciler taşınıyor. Tabii ki bunun bir şeyi var, ceremesi var. Nedir? İkili eğitime geçecek bazı okullar ister istemez. Çünkü birleştiriliyor. Ne zamana kadar? İnanın belli değil. Okulların yıkılma kararı çıktı. 5 okul yıkılacak. İlk aşamada 5 okul. Bunların taşınmasıyla ilgili işlemler de başladı. Ama bu süreç belli değil. Güçlendirilecek okullar hangisi bilmiyoruz. Bununla ilgili Milli Eğitim'in Isparta halkını bilgilendirmesi lazım. Bizleri bilgilendirmesi lazım. Bizler eğitimin paydaşlarıyız. Burada çünkü mağdur olacak öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz. Bunlar mağdur edilmemesi lazım. Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Baki Tok, bu çalışmalar daha önce yapıldıysa bu 5 çürük okulda öğrencilerimizi bugüne kadar neden tuttuk diye sordu. Mutlaka önlemler alınıyordur. Bu çünkü hassasiyet gerektiren bir konu. Ama şu soruyu da sormadan edemiyoruz. Bu incelemeler 3-4 yıl önce yapıldıysa biz bu çürük binalarda, bu 5 tane çürük binada bu öğrencilerimizi bu yıla kadar neden tuttuk? Bunun çalışmalarını neden yapmadık? Bizim soracağımız sorular bunlar olur. Madem bu kadar aciliyetle, bakın ikinci dönem başladı, 3. haftasında binalar boşaltılıyor, 5 tane bina. Neden 3-4 yıl önce bu çalışmalar başlamadı, yapılmadı? Eğer ki ilk tahliller yapıldığında, sonuçlar çıktığında... Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Baki Tok, il genelinde 60 okulun depreme dayanıksız çıktığı ve bunlardan 5 tanesinin yıkılacağı yönünde şok bir iddiada bulundu. Ama Milli Eğitim Müdürümüz yeni geldi zaten. Daha önceki süreçler etkili oldu.